Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu an elimizde bir NAS server var, Seagate'in. Kendisi arızalandı ve hard disk seri numarası bulması biraz zor. Bu NAS server'ımızı tamir etmek istiyoruz. O konuda ilk baş portta olduğunu sıkıntıyı düşünüyorum. Bir tane aynı seri numaralı board sipariş ettim ve geldi. Şimdi o boardları birbirine karşılaştıracağım, seri numaraları aynı mı diye. Bunu da size aktarmaya çalışacağım. Paketinden çıkardım. Şimdi seri numaralarına bakıyorum. Kartları inceliyorum. Ben de sizinle beraber ilk defa çıkardım. İncelediğimde seri numaraları aynı ve porttan birebir klon olduğunu gördüm. İlk baş olduğu gibi takacağım. İçine Formframe atılmış. Seagate uyumlu olduğu yazıyordu aldığım yerde. Birebir takacağım. Bizim kart biraz kararmış sıcaktan dolayı, HDD'lerin yüksek sıcaklığından dolayı maalesef ki çalışmadı. Şimdi bir veri entegresi çipini, yani hafıza çipini değiştireceğim. Bakalım. Bacakların dört bacağını lehimleyip iki tarafında lehimleri ısıtıp hızla veya başka hız yardımıyla almak istiyorum. Başlangıcım hızla deneyeceğim. Sıcak hava tabancam olmadığından dolayı böyle bir yöntem kullanıyorum. Genelde böyle değiştiriyorum entegreleri. Biraz kameranın merceğinden dolayı tam net görüntü alamıyor olabilirsiniz. Pili koymamın sebebi ana sökerken kartın gelmemesi, yukarı doğru çekerken cümbüzle. Başka bir sebebi yok. Biraz uğraştırıyor burada. O yüzden burayı biraz hızlandırabilirim. Ben bayağı zorlandım söyleyebilirim. Dikkat ediyorum çünkü bir atımlık şansım var. İlkini çıkardım. Entegrenin yönüne bakıyorum, kalemle çizdim çünkü yönü karışırsa ters takma olanağımız var. Biraz eğilmişim çünkü ince bir işçilik olduğu için. Biraz söktüğüm videoyu temizlemek istiyorum. Herhangi bir sebebi falan olmasın diye. Biraz çalışmayı sevdiğim için. Daha önce başka videolarda da izlemiştim. Yani böyle hard disk tamiri, hard tamirleri oluyordu NAS serverların. Çünkü NAS serverların şöyle bir antik kapı var. Kahretsin ki her hard disk olmuyor. Onun o seriden olması lazım. Yani planlı eskitme yapılıyor NAS serverlarda. Alıp ömür boyu kullanamıyorsunuz. İstediğiniz hard disk'i takamıyorsunuz. İlla o seri olacak. Çok saçma bence. Yani böyle şeyleri ve